Yani insanı sadece hastalık bunaltmaz. Sadece herhangi bir borcunun olması bunaltmaz. Sadece eline bir taşın isabet etmesi insanı ağlatmaz. İnsanın bir de istekleri var. Ev ihtiyacı, eşya ihtiyacı. Bu ihtiyaçlar da insanı bunaltır. Nasıl ki dertlerde küçük dert, büyük dert ayrımı yok. İnsanın depremin karşısında elinden bir şey gelmiyor ama mikropla alakalı elinden bir şey geliyor. Diyemiyoruz. Yani depreme, dolayısıyla dünyanın hareketine, dolayısıyla güneş sistemine hakim olamayan mikroba da hakim olamaz. Mikrop da bütün kainatla ilgili olarak çalıştırılan bir varlık. Mikrobun küçük görünmesi insanı aldatmasın. İnsan mikrobun karşısında da elinden hiçbir şey gelmeyen bir varlıktır. Nasıl ki o vaziyette Allah'a sığınmak, Allah'ın azametini hatırlamak, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah diyerek Allah'ın sonsuz kudretini hatırlamak, her dert, derdin Allah'ın hakimiyeti altında, mutlak hakimiyeti altında olduğunu hatırlamak insan ruhunu ferahlandırır. İhtiyaçlar da öyle. Yani zannetmeyelim ki işte benim bahar mevsimine ihtiyacım var, gücüm yetmiyor. Ama bir çiçeğe ihtiyacım var, gücüm yetiyor. Diyen aldanır. Bahar elinde olmayan, bahar tezgahını kuramayan Bediüzzaman'ın zamanın dikkat çektiği gibi bir meyveyi bir çiçeği ne yapamaz. Çiçeğe. Bizim çiçeğe de, bahara da, cennete de elimiz yetmiyor. Elimize ama cennette istiyoruz. Elimize uzatılıyor. Baharı da istiyoruz, çiçeği şey istiyoruz. Kaldı ki o çiçek bir şekilde elimize geldiğinde, evimizi şenlendirdiğinde, o çiçeğin bir gün solacağı, sararacağı öleceği hatırımıza geliyor. Bu da insanı üzüyor. İşte Ezan-ı Muhammedi dinlediğinde Allah'ın sonsuz kudreti ilan edilirken kalp kulayla ciddi bir şekilde adabına uygun dinlediğinde evet o sevdiklerine seni ancak Allah kavuşturur. Sevdiklerin seni bir müddet terk edip gitseler de onlara yeniden kavuşturmaya muktedir olan Allah'tır. O sevdiğin çiçekler, sevdiğin kedi, sevdiğin ağaçlar bahçeler hepsinin ahirette yeri var önüne çıkacak onların hiçbirisi yok edilmek için yaratılmamış